Arkadaşlar merhaba Endemik Yayınları'nın yeni tarz geometri kitabından paralel kenar ve eşkenar dörtgen iki testini sizler için çözmeye çalışacağız. Aynı telle iki farklı paralel kenar elde edilmiş. Çevre uzunluğu değişmeyecektir. Uzun kenar 18, karşıdaki uzun kenar 18, kısa kenar 12, bu kenarın da 12 olması gerekir. Çevremiz 18, 12 daha. 30, 30 da bunun 60 olması gerekir. 17 ise bu karşıda 17 olur. Şuradaki uzunluğa kal dersek burada kaldır. Çevre değişmeyeceği için 17 artı 17'den 34 artı 2K'nın da 60'a eşit olması gerekir. Buradan 2K 26'dan K'mızı 13 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet. 3 kareden oluşan kağıdın alanı 12 birim kare diyor. Alanı 12 birim kare ise bunların her biri 4 birim karedir. E, o zaman kenarlarında 2 2 olması gerekir. Çünkü bu bir karedir. Alanın 4 çıkması için bir kenarın 2 olması gerekir arkadaşlar. Oluşan paralel kenarın bir köşegen uzunluğu kaçsa birim olabilir demiş. Yani ya şurayı soruyor bizde köşegen ya da şuradan şuraya kadar olan uzunluğu soruyor. Şurası 2 birim burası 4 birim 2 4 köşegenimiz kaç gelir 2 kök 5 şıklarda 2 kök 5 yok. O zaman şurayı hesaplamamız gerekecek arkadaşlar şurayı hesaplayalım. Şuradan şöyle alalım şuradan şöyle birleştirelim arkadaşlar 2 2 2 2 burası da 2 pisagor yapacağım şimdi şu üçgende. Ne diyorum 4'ün karesi 16 2'nin karesi Pardon 8'in karesi 64, 2'nin karesi 4, 64, 4 daha 68. Demek ki bizim birleştirdiğimiz bu köşegenin uzunluğunun kök 68 olması gerekir. Kök 68 de bize 2 kök 17'yi verir arkadaşlar. Evet şekildeki üçgenin orta noktaları alınarak yine ortadaki üçgen elde edilmiş. Şura şuraya eşit. Bunlar birbirine eşit. Şu ikisi de birbirine eşit arkadaşlar. 1'e 2 benzerlik. 1'e 2 benzerlik. Buraya K dersen burası 2K olmalı. Demek ki burası K, K, K. Aynı mantıkla 1'e 2, 1'e 2, M dersek bunlar 2M olmalı. M, M. O zaman L dersek burası da L, L gelecek arkadaşlar. A, D, E, F dörtgenin çevresi 14. Yani şu dörtgenin çevresi 14 ise 2K artı 2M'nin 14 olması gerekir. Buradan K artı M kaç gelmiş olur arkadaşlar? 7 gelmiş olur. veFd BEFD bunun çevresi de 2L artı 2M. 20'ye eşitse L artı M de 20 bölü 2'den 10 olur. C, F, D, E C, F, D, E O zaman 2L artı 2K oluyor. O da 18 ise L artı K'nın da 9 olması gerekir. ABC üçgenin çevresi 2K, 2M, 2L Yani şunun toplamı oluyor arkadaşlar. 7 buradan 10, buradan, 10 buradan, 17, 9 da buradan 26 olarak hesaplanmış olur. Büyük üçgenin çevresi arkadaşlar. Demiş ki ABC'de villaları var. Köşeleri üzerine inşa edilen A, B, C, D villaların doğrusal bir şekilde uzanan sahili olan uzaklıkları 120, 170 ve 140 demiş sanırım. şunlardan bahsediyor arkadaşlar. Şu köşelerini alalım biz evlerin alt köşelerini şöyle. Şuradan şöyle birleştirirsek. Öyle değil mi? Tabi alt köşelerini almış olalım. Hepsinin uzunluklarını oradan hesaplayalım. Paralel kenardaki özellikten faydalanacağız arkadaşlar. Şuradan dik indirdik. Buradan dik indirdik. Buradan, Buradan dikindirdik. Bir de şuradan dikindirdik. Çapraz köşelerin Buraya olan dik uzaklıkların toplamı birbirine eşit olacak. Şimdi D'nin uzaklığını bilmiyoruz. Zaten onu soruyor bize. Şuraya X diyelim. A'nın uzaklığı 120. B'nin uzaklığı 170. Yani şurası 170 olduğu doğru mu arkadaşlar? C'nin uzaklığı da şurası da 140 geldi. Şimdi ne yapacağız? C'nin uzaklığıyla A'nın uzaklığını toplayacağız. Eşittir D'nin uzaklığıyla B'nin uzaklığı diyeceğiz. 140 buradan 120 buradan kaç geldi? 260 eşittir. 170 artı X diyeceğiz arkadaşlar. 170'de karşıyatınca x uzaklığını 90 birim olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Doğru cevabımızın 90 olması gerekir. Beşinci sorumuza gelelim. Ne demiş burada? EC büyük AF. Buraya x dersek, buraya da y dersek, x büyüktür imiş arkadaşlar. O zaman şuraya A, şuraya B dersek a küçük b olması gerekir. Çünkü x artı a y artı b'ye eşittir. x y'den büyükse b de a'dan büyük olmalı ki ikisi birbirini dengelesin. O zaman ben burayı birleştirdiğimde şöyle burada hep farklı alanlar gelecektir arkadaşlar. Ha ne olabilir? x şuna eşit olabilir. a da y'ye eşit olabilir. Alan EBC, alan EBC eşittir. Alan ABF demiş. Olamaz arkadaşlar. Buradan çizdiğim yükseklik, buradan çizdiğim yüksekliğe eşittir. Buradaki alanları farkı tabanlarından gelecektir. X ve Y eşit olmadığı için bunların bulunduğu üçgenlerin alanları birbirine eşit olamaz arkadaşlar. Bu yanlış. Çevre EBC demiş. Çevre EBC eşittir. Çevre ABF. Dediğimiz gibi bunlar iki farklı üçgen. Tabanları, yükseklikleri farklı. Onun için çevreleri birbirine eşit olmayacaktır. Arkadaşlar DE büyük DF demiş. DE büyük DF. Biz zaten DE'nin DF'den küçük olduğunu söylemiştik. O zaman bu da yanlış oldu. Verilenlerin kaç tanesi yanlıştır demiş. Hepsi yanlış çıkmış oldu arkadaşlar. Altıncı sorumuza geçelim. D noktasının BC doğrusuna uzaklığı demiş. Arkadaşlar şimdi bu bir bakıyorum. Burada ee, şurası kaç birim? 1, 2, 3, 4. Burada 1, 2, 3, 4, 3, kenar 5. Şurası 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Burası da 3, 4'ten 5. Burada 5. Bu eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin her köşesinden çizilen yükseklik eşittir. Bize D'nin BC olan uzaklığını aslında şu yüksekliği soruyor. Buradan çizdiğim yükseklikle buradan çizdiğim yükseklik birbirine eşit olacaktır. Bakın burası da 1, 2, 3, 4 birim geldiği için şu benim çizdiğim ve soruda sorulan yüksekliğinde 4 birim olması gerekir arkadaşlar. şekildeki eşkenar dörtgenlerden bir şekil oluşturulmuş diyor. Birine ait köşegenin uzunluğu 6 birim. Arkadaşlar eşkenar dörtgende şöyle bir eşkenar dörtgen çizersek şöyle çizelim. Biliyorsunuz köşegenler dik kesişiyor. Öyle değil mi? Köşegenler dik kesişiyor. Bir tanesinin uzunluğu 6'ymış. buraya 3'e 3 oluyor. Alanı da 24'müş. eşkenar dörtgen alanı neydi? Köşegenler çarpımının yarısı. Bir köşegen 6 ise diğer köşegen 8 olmalı ki 6 kere 8 48 bölü 2'den alan 24 gelsin. Bu köşegen 6. Demek bu 8 sekiz olmalı. 8'in yarısı 4'ü burada. 4 de burada olur. 3, 4 bir kenarımızda kaç gelmiş olur? 5. Demek ki buradaki eşkenar dörtgenlerimizin kenarları kaçar birmiş arkadaşlar? 5. Şimdi sayalım kaç k'yimiz vardı kenarımız. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şeklin çevresinde eşkenar dörtgenin bir kenarından 12 tane var. Ben bir kenarı 5 birim buldum. 12 tane kenar 12 çarpı 5'ten kaç olarak bulunmuş olur arkadaşlar? 60 olarak hesaplanmış olur şeklimizin çevresi arkadaşlar. Şöyle kare eğilmiş ve bir eşkenar dörtgen elde edilmiş. Diyor ki bize şurayı uzatın diyor. C'nin dik iz düşümü diyor. 6 birimmiş. Şurayı uzattık. Dik iz düşüm neresi olur arkadaşlar? Dik iz düşümü şurası. 6 birim zaten bir kenara 10 vermiş. 6, 10. O zaman şurası Pisagor'dan kaç gelir? 8. Bize eşkenar dörtgen alanını sormuş. Bu kenarımız da 10. Tabanımız 10. Yüksekliğimiz 8. Alanımız neydi? Taban çarpı yükseklik. 2'ye bölme yoktu. Çünkü aynı üçgenden 2 tane vardı eşkenar dörtgende. 10 kere 8'den alanımızı 80 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Endemik yayınlarının bir testinde sizler için çözmeye çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.